Seküler kesim ve Filistin duyarlı öldü. Allah kahretsin kadar olmadığında nasıl öldü ayrı bir konudur. Ya öldü. Bak, ya bak solda öldü. Ya sol seküler kesim ya bir şey, Türkiye'de Türkiye'de bayağı İsrail terörünü savunan insan var ya. Var. Bu böyle bir şey olamaz var ya. Var ama şöyle azınlık. Yani İsrail terörü bayağı yazıyorlar, çiziyorlar ve destek de alıyor. Ve buna da kemalist argümanlar buluyorlar. Ümit Özdağ dediğin adam Deniz Gezmişler'in ve 68 kuşağının gitti. Deniz Gezmişler'in ve 68 kuşağının nasıl Filistin desteklediğini biliyoruz. O sol kalmadı. Türkiye'de sol diye bilinen... Filistin konusu İslam davası değildir ya. Filistin konusu bir ulusal kurtuluş davasıdır. Ayrıca İslam'la davasıdır. İslam davası sadece İslam davası. Sadece değildir tabii ki. Mesela... Ya Maduro destekliyor işte. Sadece İslam davası. Ya Celtic taraftarı niye destekliyor? Sen 1968'de olsaydın, yine böyle dindar İslamcı olsaydın, FKÖ'yü destekleyecek. Tabii ki ya destek. FKÖ full seküler. Evet ve destekleyenler var. Aşırı seküler. Evet. Solcu. Tabii. Kadın erkek yan yana. Rumlar da FKÖ'yü destekliyordu. Evet, Kıbrıs Rumlarına. Kıbrıs Rumları tamamen Filistin'de yaralananlar Kıbrıs Rum kesimi ne diyordu? Kan veriyordu. Yunanistan Avrupa'da İsrail'i resmi olarak tanıyan son devlettir. Evet ya. Bak bu mesela Türkiye çok önemli devlettir. Bir şey. Çok önemli bir şey söylüyor. Bak, Mustafa Albayrı şu an popülizm yapmıyor. Ya ben hakikaten çünkü popülizm yapmıyor. Hiçbir konuda popülizm yapmıyor. Herkes yapar ya Türkiye'de. Hayır ben Yunani diyorsun ki Yunanistan son devlet. Evet Rumlar kanlarını veriyordu. Filistin'de çarpışan gerillalar, mücahitler. Adım adım eritildi. Bak önce solu satın aldılar. Sonradan sağ zaten teslimdi Amerika'ya. Yani Deniz Gezmişler. Çok ilginç bir soru var. Diyorlar ki bu Filistin duyarlılığının eritilmesinde Hamas'ın da rolü yok mu? Hayır. Hamas bir kurtuluş savaşıdır. Anladım. İlk baştan beri mesela onu Cüneyt Özer demişti olmuştu. Ya dedi benim gençliğimde dedi Filistin davası öncelikle sol sahip çıkardı. Şimdi tamamen İslamcılara bırakıldı diye hem laik kesim çekildi. Solcular Cem Karaca'nın dediği gibi rahmetli dedi ki bir tek ben dönmedim dedi. Hamas'ın bütün sol döndü dedi. 80'ler ve 90'lardaki Hamas'ın yanlışları var ama. Arada şu an zaten iş Hamas'a kaldı. FETÖ diye bir şey kalmadı ya ki. Ya otobüse binip şuna benziyor. AK Parti mi ANAP mı? Ulan ANAP mı var? Ne ANAP'ı yani? ANAP diye bir şey yok. Artık ANAP'ın, Adalet Partisi'nin, Demokrat Parti'nin misyonunu AK Parti aldı. Doğru mu? Her zaman Hamas vardı. Ya Hamas vardı ama bir dakika. 88'de Hamas neydi? FETÖ neydi? Tabii. FETÖ 50 ise Hamas 1'di. Tabii. Şimdi ya inanılmaz bir dönüşüm. Evet. Yani ben sana 87 yılındaki Mustafa Albayrı desem ki FKÖ diye bir şey kalmayacak olur mu falan derdi. Şimdi Türkiye'deki laik kesimin belli bir... Yasar Arafat'ı sen severdin. Ya şöyle... yarım yamalak. Tabii Yasar Arafat milli bir liderdir. Ulusal Filistin davasını savunmuştur. Ama başarısız oldu. Ama olsun yine de bir emek sarf etti. Çözebilirdi. Arafat'a saygılıyım. Ebu Cihad'a saygılıyım, Ebu Firaz'a saygılıyım. Ama tabii ki Hamas intifadayı Hamas başlatmıştır. Onlar Arafat'ın generalleri değildi. Tabii. Onlar Hamas'ın mücahitleriydi. 2000'dekini diyorsun. Yok ki 87'deki 32. gün Mehmet Ebu Brant'ın yaptığı programları söylüyor. Peki bu Hamas'ın ilk çıkışında İsrail istihbaratını çok desteklediği bir gerçektir. FETÖ'yü bölsün, FETÖ'yü biraz zayıflatsın diye. Şimdi bu şeye benziyor. Tabii artık git oldu bitti. Hayır, Muhsin Batur Erbakan. Türk devleti PKK'ya göz yumdu. Doğru o da doğru. O da doğru. İşte PKK ile mücadele. Öyleydi 78'de bak o da doğrudur. 78-84 arası bütün diğer Kürt örgütlerini PKK'nın yok etmesine devlet müsaade etti. Çünkü beklemiyordu böyle başına bela olacağını. Hayır, kendisine yapılan eylemlerde de belki bazen susmuştur. Oradan çıkıyor zaten Avrupa'daki aşırı Kürtçüler, pilot Necati hikayeleri doğru ama bitti kardeşim onlara. Bunlar çoktan bitti. Gibi daktilo benim meşhur örneğim var ya Remington mu kullanıyorsun Olivetti mi? Ne daktilosu? Şu an öyle bir şey yok. Hamas da bugün Filistin hareketinin baş aktörü. Ya bu bak o zaman daha basit, daha soft bir örnek vereyim. Bu biraz sert bir örnek oldu. Sabricim kusura bakma. Toparlamam lazım. Rahmetli Erbakan hocamızı İsviçre'den Muhsin Batur'un getirip amacı neydi? Adalet Partisi'ni bölmekti. Ama ne yaptılar? 3 defa partisini kapattılar. Aynı generallerin devamı olanlar. 80'e kadar kapatmadı. Tam 80'de kapattı. Kapanmadı. 80'de kapattı. Sözü tuttu. Peki Erbakan Hoca da Muhsin Batur'a sözünü nasıl tuttu? Muhsin... 80'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde orada neredeyse oluyordu. Cuma namazı kılarsan diyordu ve Muhsin Batur Cuma kılmaya başlamıştı. Şimdi daha sonra 80'de kapattı. Evet, güldürme ya. 98'de kapattı. Evet. 2001'de kapattı fazileti. Yani aynı generaller. Aynı değil, kuşak değişimi. Tabii ki değişiyor ama general değişimi, askerler tabii. Kapatıyor. Tabii. Süngüyü dayıyorlar cübbelilere. Diyor ki ben sana katılıyorum. Peki Hamas izin verilmiş olabilir. FETÖ'yü bölsün diye. Bak yoktur demiyorum.